Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, kahraman sağlık çalışanlarımız, değerli basın mensupları. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve takipleriyle 45 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Murat Dilmener'in kızı Sayın Fulya Gençoğlu'nu kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanımız, böyle donanımlı, ileri teknolojili bir hastaneye babamın isminin verilmesinden dolayı çok minnettarız. Büyük onur duyuyoruz. Bu şekilde babamın ismi ölümsüzleşti sayenizde. Çok teşekkürler. Hastaneyi biraz önce gezdik. Gerçekten her konuda standartın üstünde bir hastane olmuş. Çok ileri teknolojiye sahip, çok güzel bir sağlık kompleksi olmuş. Biraz da babamdan bahsetmek istiyorum kısaca. Babam gerek doktor gerekse insan olarak çok değerli bir insandı. Mütevazi, yardımsever, Hipokrat yeminini layığıyla yerine getirmiş bir hekimdi. Binlerce öğrenci yetiştirdi, hastalara şifa verdi ve görevini layığıyla tekrar tamamlayıp aramızdan ayrıldı. Son olarak da şunu diliyorum. Bu hastaneye gelenler umarım şifa bulurlar ve güzel bir şekilde hastaneden taburcu olurlar. Vatanınıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun bu hastane ve diğer pandemi hastaneleri için söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok minnettarız. Ailem adına da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Gençoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Beş bin kişilik bir ekip. Görevleri imkansızı başarmak. Tam teşekküllü bir hastaneyi 45 günde yapmak gerçekten çok zor bir iş. Günlük olarak 2-3 bin kamyonun içeri girip döküm yapıp çıktığını düşünün. Bu zamana karşı bir yer. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 4 günümüz var. Sadece 45 günleri var. Ender Şef'le pazarlığımızı yaptık. 10 günde bitirmemizi istiyor bizim. Bitirdim, beton döküyoruz. Bitiremedin, hepimiz bitiyoruz. Plakaları al yukarı. Kaldır. Yapmaları gereken 1008 yataklı bir acil durum hastanesi. Bu hastanelerin inşası başlı başına bir başarı öyküsü. Bu işin sonunda ya biz tarihe geçeceğiz ya da tarihe geçeceğiz. Bu öykü nasıl yazıldı görmek ister misiniz? Burada değil bir günün, bize bir saatin, hatta saniyelerin bile önemi var. O halde nefesinizi tutun ve göz kırpmadan izleyeceğiniz bir tempoya hazır olun. 100 bin adet cihazımız var, 40 binini bitirdik. Hiçbir şantiyede bu kadar makineyi, bu kadar iç içe bir arada görmeniz mümkün değildir. İş çok hızlı gittiği için çalışanlar hata yapabilir ama benim hata yapma lüksüm yok. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, etkisini çok belirgin olarak hissettiğimiz sağlık sistemimizin gücüne güç katacak
bir adımı daha atıyoruz. Bu özel günde mutluluğumuzu paylaşmak üzere teşrifinizden dolayı zat-ı halinize şükranlarımı arz ediyorum. Talimatlarınız doğrultusunda 45 günde tamamlanan Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışına hoş geldiniz. Son 1-2 ay içinde İstanbul'da inşası tamamlanarak hizmete alınan bir dizi hastanemiz oldu. Kartal ve Ok Meydan hastanelerimiz geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete girdi. Geçen hafta katılımınızla Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını onurlandırdınız. Daha 2 gün önce Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını teşrif ettiniz. Bugün ise Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışı için buradayız. Sağlık yatırımlarının değeri hep biliniyordu. Salgında bu yatırımların hayat kurtarıcı olduğu anlaşıldı. Son 18 yılda bu alandaki gelişmelerin neticesini birlikte gördük. Bu gibi salgın hastalıklara olduğu kadar başta deprem olmak üzere doğal afetlere de hazırlığımızı test etmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, talimatlarınız doğrultusunda İstanbul 2 acil durum hastanesine kavuşmuş oldu. Bugün acil durum hastanelerimizden ikincisinin açılışını yapıyoruz. Bu konsept ülkemiz için bir yenidir. Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir. Ağır deprem tecrübelerine sahip bir ülkeyiz. Salgın ve afetlere karşı sağlam güvencelere ihtiyacımız var. Acil durum hastanelerimiz bugünlerde öncelikli bir görev üstlenecek. Salgında diğer hastanelerimizin normalleşme sürecini bu hastanelerimiz hızlandıracak. Diğer hastanelerimiz tedavileri kısmen ertelenen hastalarımıza artık daha fazla hizmet verebilecek. Havalimanına mesafemiz ve yakınımızdaki pistler sayesinde İstanbul dışından gelecek hastalara acil müdahalede bulunabileceğiz. Havalimanından hızlı ulaşım avantajı, hastanemize sağlık turizmi açısından da bir merkez olma özelliği sağlayacaktır. Daha önce açılışını yaptığımız Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi şimdi açılan Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de dönemsel bir hastane değildir, kalıcı bir hastanedir. Kapalı alanı 75 bin metrekaredir. Toplam 125 bin metrekare üzerine kuruldur. Depreme dayanıklılık sebebiyle tek katlı olarak inşa edilmiştir. Sağlık altyapımıza 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yeni yatak kazandırmaktadır. Tam teşekküllü 16 ameliyathane sahiptir. Kronik böbrek hastalarına yaklaşık 100 diyaliz ünitesiyle hizmet verecek. Hastanemiz yoğun bakım hastalarına hizmet sunmakla kalmayacak, palyatif bakım dediğimiz hastalara da hizmet sunacak. Söz konusu tüm projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor. Vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir. Ülkemiz bunun sonuçlarını yaşayıp gördükçe daha bahtiyar olacaktır. İçinde bulunduğumuz günler tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik ediyor. Henüz risk ortadan kalkmış değil. Mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları herkesten daha fazla bu riske maruz kalıyor. Bu yüzden başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan da kayıplarımız oldu. Ayrılıkları bizleri derin üzüntüye boğan kıymetli hocalarımızla yitirdiklerimiz arasındaydı. Korona günlerinde açılışını yaptığımız Ok Meydanı Şehir Hastanemize talimatınız doğrultusunda koronadan yitirdiğimiz Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik.
Biliyorsunuz 2 gün önce Sancaktepe'de açılışını yaptığımız acil durum hastanesinde Profesör Doktor Feriha Öz'ün hatırasını yaşatmak istedik. Bugün açılışını yaptığımız hastanemiz tensipleriniz doğrultusunda Profesör Doktor Murat Dilmener'in adıyla anılacaktır. Daha önce söylediğim gibi bu hocalarımızın bize bıraktığı miras karşısında söz konusu hastaneler değil bundan sonraki işlevleri sadece bu iki bilim insanımızın adını yaşatmak için yapılmış olsa bu bile yeterli bir sebeptir. Profesör Doktor Murat Dilmener yıllarca enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanlığı yapmış, iç hastalıklarında duayen bir hekim, binlerce öğrenci yetiştiren bir akademisyen, yoksulların doktoru, hocaların hocası, her talebesi benim sözlerime çok şey ekleyebilir. Benim ondan aldığım duygu hep şu olmuştur. İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. Tıp eğitimimizde iz bırakan, bize yön veren efsane hocalarımızdan biriydi. Hekimliği bir teknik meslek olarak değil, bir sanat olarak içselleştirmemizde önder olmuştu. Hekimliğin sadece akademik bilgiyle olmadığını, diğergam olmayı, hastanın derdine ortak olmayı, hastayla hemhal olmayı davranışlarıyla gösterirdi. Ödev ahlakına sahip bir insandı. İnsan sağlığı onun ahlaki ödev alanıydı. Öğrenciliğimizden başlayarak asistanlığımızda ve meslek hayatımızın her aşamasında üzerimize emeği olan bir hocamızdı. 70'li 80'li yılların klinik pratiğinde yetişmiş, bugünkü teknolojiyle değil, detaylı muayene ve anamnez ile teşhis koyacak bilgi ve beceriye sahip doktorların son temsilcilerindendi. Kaderin bir pandemi esnasında böyle bir dahiliye hocasını, bir enfeksiyon hocasını tedavi ettiği hastalar arasında koyması ve bir enfeksiyonla COVID-19 nedeniyle yitirmemiz bizim için unutulmayacak bir derstir. Bugün açılışını yaptığımız acil durum hastanesine onun adını vererek bu dersi ölümsüzleştirmek istiyoruz. Buralarda görev alacak doktor arkadaşlarımın, tüm sağlık çalışanların onun adına layık bir anlayışla hizmet bayrağını taşıyacağından şüphe duymuyorum. Genç meslektaşlarıma sadece modern binalar, son teknoloji cihazlar değil, hocalarımızdan aldığımız kültür, ilim ve irfanı, insan sevgisini, insana hizmet şuurunu da bıraktığımıza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, koronavirüs salgını konusunda insanımıza huzurunuzda vermek istediğim iki mesaj var. Birincisi, risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. İkincisi, el hijyenine her zamankinden fazla önem vermeliyiz. Maske ve mesafe kuralına her ikisini birlikte uymalıyız. Çok değerli insanları bizden alan bu salgını Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz. Sözlerime son verirken, bu vizyonun ortaya konmasında ve hayata geçirilmesinde öncülük eden başta zat haliniz olmak üzere tüm katkı verenlere şükranlarımı arz ediyorum. Bu tesisi kısa sürede inşa eden yüklenici firma çalışanlarına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başta İstanbullular olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Sağlık Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi sizi kısa bir film gösterimiyle baş başa bırakıyoruz efendim. Yıllarca enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı başkanlığı yapmış, iç hastalıkları duayeni bir hekim, binlerce öğrenci yetiştiren bir akademisyen, yoksulların doktoru, hocaların hocası. COVID-19 nedeniyle hayata gözlerini yuman Profesör Doktor Murat Dilmener'in adı Yeşilköy'de kurulan yeni acil durum hastanesinde ölümsüzleşiyor.
45 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılıyor. İstanbul'u salgın, deprem ve her türlü afete hazır hale getiren ve büyüyen sağlık turizmine önemli katkılar sunacak olan hastane, depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip. 75 bin metrekarelik kapalı alana kurulu, 1008 yatak kapasiteli hastanenin her odası yoğun bakım ünitesine dönüşebiliyor. İstanbul'un yoğun bakım yatak sayısı daha da yükseliyor. Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olan hastanede ayrıca kronik böbrek hastalarının ihtiyacını karşılayacak 100'e yakın diyaliz üniti bulunuyor. Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi her alanda uzman sağlık personeli ve ileri tıp teknolojileriyle donatılmış durumda. Havalimanına yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip olan hastane, yakınındaki pistlerle yurt dışından ve şehir dışından getirilecek hastaların uçaktan iner inmez sağlık hizmetine kavuşmasını sağlayacak. Açılan ve açılacak olan diğer acil durum hastaneleri gibi bu dev sağlık kompleksi de COVID-19 pandemisinde etkin rol oynayacak ve normalleşme sürecini hızlandıracak. Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, pandemi döneminde kalıcı olarak hizmete açılan tüm büyük sağlık yatırımları gibi Türkiye'yi geleceğe hazırlıyor. İstanbul, ard arda gerçekleşen büyük yatırımlarla dünyanın yeni sağlık üssü olma görevini üstleniyor. Türk Sağlık Sistemi, gelecekte değil, şimdi. Değerli konuklar, ülkemizin sağlık alanında dünyadaki büyük başarısının mimarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun, buyurun. Sevgili İstanbullular, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımızı ve Rönesans firmasını bu güzel hizmeti ülkemize kazandırdıkları için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Profesör Doktor Murat Dilmener hocamız başta olmak üzere koronavirüs salgınında kaybettiğimiz sağlıkçılarımızı ve vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Murat Dilmener hocamız iyi bir doktor, kendi alanında iyi bir uzman olmanın yanında insanlara hizmet etmeyi hayat gayesi haline getirmiş, gerçek bir gönül adamıydı. Hocamız kendisine gelen her hastayı inancına, kökenine, meşrebine, statüsüne bakmaksızın bir eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi olarak görüp tüm imkanları ve samimiyetiyle kucaklamış birisiydi. Son nefesine kadar bu hizmetlerini sürdüren hocamızın ismi elbette gönüllerde hep yaşayacaktır. Biz de Yeşilköy'de inşa ettiğimiz bu hastaneye ismini vererek hocamıza olan vefamızı göstermek istedik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza, milletimize verdikleri tüm hizmetler ve salgın dönemindeki gayretleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirler, Türkiye sahip olduğu güçlü sağlık altyapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle
salgın sürecinde dikkatleri üzerinde toplamış bir ülkedir. Nüfusumuzun neredeyse tamamını kapsayan ve herkese aynı standartta hizmet alabilme imkanı sağlayan genel sağlık sigortamıza gıptayla bakıldığını çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda mevcutların çok büyük bir bölümünü baştan aşağı yenilediğimiz yeni binalarla ve cihazlarla teçhiz ettiğimiz bir sağlık altyapısına sahibiz. Doktorundan hemşiresine ve destek personeline kadar 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Sayıları 11'i bulan şehir hastanelerimizde hem inşa ve işletme yöntemi hem hizmet kalitesiyle küresel düzeyde bir model haline gelmiştir. Aynı şekilde salgın döneminde 2 ayı bulmadan inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz bu acil durum hastanelerinin özellikle örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum. Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık. Tabii bu hastanelerimizin başka özelliği de var. O da nedir? Örneğin Pakize Öz Hastanesi askeri havaalanının hemen bir ucunda yapılmış. Dolayısıyla herhangi bir hasta buraya uçakla gelip hemen şöyle adeta yaya mesafede hastaneye ulaşacağı bir yer. Burası bizim Yeşilköy Havalimanımız. Burada da yine aynı şekilde yurt dışından bir hasta geliyorsa uçakla gelip hemen bir yaya mesafede hastaneye gelecek, tedavisini olacak ve tedaviden sonra da yine uçakla buradan nereye gidecekse, uluslararası ise uluslararası, ulusalsa ulusal olarak hemen ulaşabileceği menziline ulaşacaktır. Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık. Ama şayet ihtiyaç olsaydı bu hastanelerimiz on binlerce, yüz binlerce canın kurtarılmasına hizmet edecekti. Gerektiğinde tamamı yoğun bakım için de kullanılabilecek 1008 yatağıyla bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır. 1008 burası, 1008 Sancaktepe'deki Pakize Öz. Bu hastaneler yurt dışından ülkemize teşhis ve tedavi için gelecek kişilere hizmet verecek. Böylece ülkemizin sağlık alanından çekim merkezi haline gelme konumu daha da güçlenmiştir. Yani sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan beri, önceki gün 567. yıl dönümünü geride bıraktığımız fetihten bu yana İstanbul'umuza hizmet eden, eser kazandıran ecdadımıza layık olmak için çalıştık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a kazandırdığımız nice büyük eser içinde sağlık tesislerinin ayrı bir yeri vardır. Dünyadaki en büyük mutlulukların başında sağlığın geldiğini vaaz eden bir medeniyetin temsilcileri olarak hamdolsun şehrimizi gurur verici yatırımlarla donattık. Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an, bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabbimize hamd ettik. Geçmişte ülkemizin hazine değerindeki yıllarının nasıl boş tartışmalarla, kavgalarla, darbelerle, ataletle geçirildiğini bu süreçte ortaya çıkan neticeyle daha iyi gördük. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in, rahmetli Menderes'in, merhum Özal'ın ülkemize yaptığı hizmetlerin kıymeti bu süreçte
çok daha iyi ortaya çıktı. Buna karşılık tek parti faşizminin sadece milletimizin değerliğine değil, kalkınmasına, büyümesine vurduğu darbelerin ağır maliyetini de müşahede ettik. Koalisyonlu yılların Türkiye'yi nasıl dibe ittiğinin en çarpıcı ispatı son 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlardır. Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil, eser siyasetidir. Milletimizin beklentisi polemik değil, inşa siyasetidir. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras işte bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz zihniyet devrimidir. Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri artık kapanıyor. Laf yerine eserlerin yarıştırıldığı yepyeni bir Türkiye için milletimizle gönül içine veya gönül gönüle el ele çalışmayı, mücadele etmeyi sürdüreceğiz. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız göstermiştir ki bu ülkede artık hiç kimse milli iradeyi zorla alaşağı edemez. Milletin vermediği hiçbir gücü kullanamaz. Demokraside ve ekonomide milletimize beklediği hizmetleri sunamayanların vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır. Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir. Ben mesela şimdi özellikle Murat Bey'in kızından da bir şey istiyorum. Yani bir hoca olarak inşallah sizlerin de bizim bu tesislerimize doktorlar yetiştirmeniz lazım. Aynı şeyi Feriha Öz oğlu, kızı, onlar da üçü de maşallah profesör. Onlardan da bu ricada bulundum. Dedim ki bakın bizim şu anda eksiğimiz fiziki mekanlardan çok doktor. Ve bize uzman olsun, kariyer sahibi doktorlar olsun, bunları yetiştirin ki buralarda bu boşluğu yaşamayalım. E şimdi bu yarışı yapmamız gerekiyor. Ve bunu da başarmamız lazım. Her kim eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, tarımda, sporda, savunma sanayinde, tüm temel hizmet alanlarında ülkeyi daha ileriye taşıyacağının güvenini verirse millet ona yönelir. Zaten böyle de oluyor. Her kim daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok iş, daha çok aş, daha yüksek hayat standardı sağlayacağı konusunda halkın desteğini alırsa ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki yöntemlerin, zorlamaların, iç ve dış ayak oyunlarının tamamı da milli irade duvarına çarpıp dağılmaya mahkumdur. Türkiye'nin önünde özellikle demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif yoktur. Biz de tüm gücümüzle ülkemizi bu doğrultuda geliştirmenin hedeflerine ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan açılış töreni işte bu anlayışın en somut tezahürüdür. Kubbede hoş bir sada bırakmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Rönesans firmasına ve yönetim kurulu başkanı Erman Bey'e de onu özellikle söyledim. Dedim ki şimdi Murat Dilmener Hastanesi'nin çevresini yemyeşil yapmamız gerekiyor. Yani yeşilliklerle burayı donatmamız lazım. Sözünü aldım. Onun için de bu çalışmayı Erman Bey yoğunlaştıracağız.
Her taraf yemyeşil olması lazım. Adı Yeşil Köy olduğuna göre. Hem yeşil hem köy. Öyleyse bunu gerçekleştirmemiz lazım. Ben sizlere inanıyorum. 45 günde bu eser yapıldığına göre yeşillendirilmesi de süratle yapılabilir. Kamil Bey bu işte inşallah hassas olun. Değerli misafirler, salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin dünyanın tüm ülkeleriyle birlikte bize de olumsuz etkileri oldu. Ancak Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşina, hatta bir anlamda şerbetli bir ülkedir. Mesela ilk çeyrekte Amerika %4,8, Çin %6,8, Fransa 5,8 daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı %4,5 oranındaki büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Dünya ekonomisinin önde gelen tüm ülkeleri salgın döneminde yaşadıkları kayıpları nasıl telafi edebileceklerini henüz bilmiyorlar. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı gözükse de sonrası aydınlıktır. Gelişmeler ve işaretler, salgın sonrası yeniden yapılanacak küresel ekonomide ülkemizin çok avantajlı bir konuma oturacağını gösteriyor. Üretimi tek merkezde toplamanın riskini gören tüm ülkeler ve kurumlar yeni arayışlara girerken alternatiflerin ilk başında Türkiye geliyor. Sağlık sektöründe de ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. Güçlü üretim altyapımız, genç, eğitimli, yenilikçiliğe yatkın insan potansiyelimizle geleceğe umutla bakıyoruz. Salgının kontrol altına alınmasına paralel şekilde başlattığımız normalleşme adımları bu yeniden yapılanma sürecinin gerisinde kalmamamızı temin edecektir. Eskisinden daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok dünyaya açılarak bu fırsatı değerlendirme kararındayız. Bu konuda 83 milyon vatandaşımızın her birine büyük sorumluluk düşüyor. Üç kavram çok önemli. Maske, mesafe, temizlik. Bu hassasiyetlere tavizsiz bir şekilde riayet ederek salgının yeniden hortlamasının önüne kesinlikle geçmemiz şart. Sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda inşallah önce hızlı bir toparlanma ve ardından çok daha hızlı bir atılım içine gireceğiz. Nitekim yarından itibaren bu adımı atıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için seferberlik ruhuyla hep birlikte bu sürece destek vermeliyiz. Milletimize güveniyoruz. Ülkemize güveniyoruz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy Profesör Doktor Sayın Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış kurdelasını kesmek suretiyle halkımızın hizmetine sunacaklardır. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edecek konuklarımızı bizzat isimleriyle sahneye davet edeceğim. Diğer konuklarımızın yerlerini muhafaza etmelerini kendilerinden istirham ediyoruz. Cumhurbaşkan Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş, Profesör Doktor Murat Dilmener'in yakınları Fulya, Coşkun ve Alara Gençoğlu ve yüklenici firma temsilcisi Sayın Erman Ilıcak.
Evet, ruhani liderleri de alalım. Evet. Hazır mıyız? Merhum Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı olsun diyoruz ve kordeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Makaslar hediyedir. Onlar sizde kalıyor. Değerli konuklar, Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreni burada sona erdi. Teşrif eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.